Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da oyunda bulunan nadir Tornado Mariachi aracını nasıl elde edebilirsiniz bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, oyunda bildiğiniz üzere sokaklarda bulabileceğiniz birçok modlu ve nadir araç bulunuyor. İşte bu araçlardan birisi de Tornado Mariachi adındaki araç. Peki bu aracın diğer araçlardan farkı ne? Araca dikkatle bakarsanız oyundaki normal Tornado aracından farklı bir şekilde arka koltuğunda 2 adet gitar, 1 tane şapka ve de Meksika bayrağı olduğunu görebilirsiniz. Aracı koleksiyonuna katmak isteyenler için bir rehber videosu hazırladım. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Bu araç oyunda belirli bir yerde ortaya çıkan ve gerçek hayattaki 1991 yapımı Thelma ve Louis adındaki filme ithafen oyuna eklenmiş bir easter egg olarak karşımıza çıkıyor. Bu easter egg'e denk geldiğimizde ise arka tarafta polislerin yer aldığı bir uçurumda bu aracın içerisinde bulunan iki kadının bir süre bekledikten sonra araçla birlikte uçurumdan aşağıya doğru atladıklarını göreceksiniz. İşte biz de tam da bu esnada araç aşağıya atlamak adına hareket etmeden önce aracın sürücüsünde bulunan kadını öldürmemiz ve sonrasında da aracın yanına giderek binmemiz gerekiyor. Etkinliğin ortaya çıktığı yeri ve aracın ortaya çıkması için tam olarak nerede beklemeniz gerektiğini şu an ekranda gösteriyorum. Etkinlik oyun saatiyle tam olarak 19.00'da az önce haritada gösterdiğim yerde ortaya çıkıyor. Yani bizim de oyun saatiyle 18.30-18.40 gibi buraya gidip beklememiz gerekiyor. Size tavsiyem yanınıza bir helikopter ya da varsa opresör MK2 tarzında bir araçla burada beklemeniz. Zira bu şekilde çok daha hızlı yapmış olacaksınız. Saatin tam olarak 19.00 olup olmadığını telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Saat tam 19 olduğunda ise ileride uçurumun orada aracın ortaya çıktığını görebilirsiniz. Bu esnada yapmanız gereken şey elinize bir sniper tüfeği alıp uzaktan aracın sürücü koltuğundaki kadını öldürmek olacak. Bunu yaptıktan sonra da hızlı bir şekilde aracınıza atlayıp bu etkinlik aracının yanına gitmelisiniz. Bu esnada polislerden kurtulmak adına dilerseniz Lester'da arayıp polislerden kurtulma seçeneğini seçebilirsiniz. Ancak araca tam olarak binene kadar bu seçeneğe tıklamayın. Zira öncesinde tıklarsanız araca bindiğinizde tekrar aranma seviyeniz çıkabiliyor. Araca bindikten sonra uçurumdan aşağıya düşmemeye dikkat edin. Zira eğer ters bir şekilde düşerseniz aracınız patlayacaktır. Bundan dolayı minareteniz adı gözüken yoldan inmeyi tercih edin. Ancak aracın kontrolünü sağlarım ve tekerleklerin üstüne düşmesini başarabilirim diyorsanız uçurumdan da atlayabilirsiniz. Bu işlemi başarıyla yaptıktan sonra da aracı elde etmiş oluyorsunuz. Fakat size tavsiyem aracı aldığınız gibi direkt bir modifiyeciye götürerek tracker ve full coverage modifiyelerini takmanız. Bunlar kısacası aracınızın sigortası oluyor ve araç patladığında tekrardan çağırabilmenize olanak veriyor. Bunun dışında modifiyecide çok fazla özelleştirme seçenekleri bulunmuyor. Ancak eğer Vehicle Workshop yükseltmesine sahip bir Mobile Operation Center ya da Avenger'a sahipseniz işte o zaman bu aracı bu saydığım araçlar içerisinde modifiye edebiliyorsunuz. Tabii aracınızı buralara sokabilmek için öncelikle modifiyeciden az önce söylediğim sigortaları aracınıza taktırmanız gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Peki siz aracı nasıl buldunuz? Koleksiyonunuza eklemeyi düşünüyor musunuz? Bu ve bunun gibi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet, böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.